Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Konumuz ölüye ve kabrin üzerinde Kur'an okuma, Kur'an okuma sevabının ölüye kavuşup kavuşmadığı hakkında ihtilaf edilmiştir. Selefin çoğunluğu ve üç imam ölüye kavuştuğu görüşündedirler. İmamımız Şafii. İnsana çalıştığından başka yoktur. Ayetini delil göstererek bunlara muhalif görüşü savunmuştur. Birinci görüştekiler ayeti kerimeyi çeşitli yönlerle cevaplandırmıştır. İman edip zürriyetleri onlara imanla uyanlara zürriyetlerini kavuştururuz ayetleriyle nesh edilmiştir. İki, o ayet İbrahim ve Musa aleyhisselam kavimlerine mahsustur. Ama İslam ümmeti ise yaptıkları ameller ve onlar için yapılan sevaplar vardır. İkrime bu görüştedir. 3. Ayette insandan kasıt kafir insandır. Mümin ise kendi yaptığı gibi başkalarının da ona yaptıkları geçerlidir. Rebi bin Enes bu görüştedir. 4. Ayetteki insana çalıştığından başka yoktur. Hükmü adalet yönündedir ama fadıl ve ihsan yönündeyse Allah'ın istediği her şey insana gelebilir. Hüseyin bin Fadıl bu görüştedir. 5. Ayetteki lam ala manasındadır. Bu takdirde ayetin manası şöyle olur. İnsan ancak yaptığından sorumludur. Bu görüştekiler sevabın ölüye kavuştuğunu şöyle kıyas yapmışlar. Dua, sadaka, oruç, hac, köle, azat etmenin sevapları ölüye kavuştuğu sahih hadislerle sabittir. Ne yapacağım? Yumurtalı bir domates. Yap işte. Bunların sevapları kavuştuğuna göre Kur'an okumanın sevabı da ölüye gider. Hem de gelecek hadisler her ne kadar zayıf iseler de bir bütün olarak gösteriyorlar ki bu meselenin bir aslı vardır. Hem de Müslümanlar için bir ret görmeden her asırda toplanıp ölülerine Kur'an okumuşlardır. Bunların bu yaptıkları fiili bir icmadır. Hafız Şemseddin bin Abdülvahid bin el-Mukaddes el-Hanbeli bu konuda telif ettiği bir risalecikte bütün bu görüşleri yazmıştır. Kurtubi de dedi ki Şeyhülislam İzzettin bin Abdüsselam fetva veriyormuş ki okunan Kur'an'ın sevabı ölüye gitmez. Öldüğü zaman bir arkadaşı onu rüyada görmüş ona sen okunan ve hediye edilen Kur'an'ın sevabı ölüye gitmez diyordun. Kabre girdikten sonra nasıl gördüm demiş şey ben dünyadayken öyle derdim. Şimdi o görüntüden vazgeçtim. Çünkü Allah'ın ikramını ve okunan Kur'an'ın ölüye kavuştuğunu gördüm. Ama kabir üzerinde okumak ise bütün arkadaşlarınız onun meşru olduğunu söylemişlerdir. Lezafer dedi ki ben Şafii radıyallahu anh'dan kabir üzerine okumanın hükmünü sordum. O onda bir sakınca yoktur dedi. Nevevi de Mühezzeb'in şerhinden demiş ki kabir ziyaretçisine okuyabildiği miktar Kur'an okumak ve peşinde ölülere dua etmek müstehaptır. Şafii bunu kesin olarak söylemiştir ve Şafii arkadaşlarımız bunda ittifak etmişlerdir. Ve yine Nevevi bunun da ilerisinde eğer kabir üzerinde Kur'an hatmeseler daha üstün olur demiştir. İmam Ahmed bin Hanbel ise başta bu meseleyi inkar edermiş çünkü bu konuda ona hiçbir hadis ulaşmamıştır. Sonra definde denilen şeyler babında geçen İbn Ömer ve Ala bin el-Hallac'ın merfu hadisleri ona ulaşınca eski görüşünden vazgeçmiştir.
Hellal el-Cami kitabında Şabi'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. İbni Asakir Hammad bin Seleme tarihiyle Katade'den rivayet ettiğine göre Ebu Berzete el-Eslem'in radıyallahu anh naklediyormuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanından geçti, sahibi azap içindeydi. Bir dal aldı, kabre dikti ve şöyle buyurdu. Umulur ki bu dal yaş kaldıkça onu azaptan korusun. Ebu Berzete de şöyle vasiyet ediyormuş. Öldüğüm zaman kabrime iki dal koyun. Ravi dedi ki o Kerman ve Kümes arasında bir çölde öldü. Oradakiler bu arkadaşımız kabrine iki dal dikilsin diye vasiyet ediyordu. Fakat içinde yaş hiçbir şey olmadan bir çölde öldü dediler. Onlar böyle konuşurken Secistan tarafından bir kervan geldi. Beraberlerinde hurma dalları vardı. Onlardan iki dal aldılar ve onunla beraber kabre koydular. İbni Sa'd Müverrik'ten rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Büreyye de kabrine iki dalın konmasını vasiyet etti. İbn-i Necar'ın tarihinde Kesir bin Salim el-Hayti'nin hal tercümesinde şöyle yazılıdır. Kesir bin Salim kabri yıkıldığında tamir edilmemesini tavsiye etmiş, bu konuda şiddetli tehditlerde bulunmuş ve demiştir ki Allah Celle Celaluhu yıkılmış kabirlere bakar, içindekilere merhamet eder. Ben istiyorum ki onlardan olayım. İbn-i Necar Kesir bin Salim dediğine benzer sahabilerden rivayetler vardır demiş. Sonra Abede bin Hamid tarihiyle ve bin Münebbih'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. İrmiye Peygamber aleyhisselam içindekilerin azap gördüğü bir kabristanın yanından geçti. Bir sene sonra bir daha oradan geçti. Baktı azapları sakinleşmiş. Sübhanallah, sübhanallah. Geçen sene buradan geçtim. Bu ölüler azap içindeydi. Bu sene azapları sakinleşmiş dedi. Birden gökten bir ses. Ya İrmiya, ya İrmiya. Kefenleri parçalanmıştı. Saçları dökülmüş. Kabirleri yıkılmıştı. Sen onlara bakıp onlara acıdın. Ben de kabirleri yıkılmış, kefenleri parçalanmış, saçları dökülmüşlere böyle bakıp rahmet ederim. Evet arkadaşlar, Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebiyyi.